Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, Nvidia'nın bu grafik sürücüsü uyumlu grafik donanımı bulamadığı hatası ile ilgili kanalımda hali hazırda bir video var. Yalnız bunu sesli bir şekilde değil de görsel bir şekilde attım. Bu çözüm yolu birçok kişinin sorununu çözdü. Yalnız birçok kişinin de yorumlara baktığımda sorununu çözememiş. Bazen de çözüm aşamasında bazı yerlerde takılmışlar. Bunu sesli bir şekilde tekrar anlatacağım. Evet arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar, Nvidia'nın sitesinden indirmiş olduğumuz Nvidia ekran kartı driver'ını kurulum dosyalarını başka bir klasöre çıkaracağız arkadaşlar. Klasörü oluşturuyorum Nvidia diye oluşturdum. Daha sonra arkadaşlar Nvidia driver'ına sağ tıklayıp dosyaları ayıkla diyorum arkadaşlar. Burada oluşturmuş olduğum klasöre bu dosyaları çıkartacağım arkadaşlar. Neredeydi? İndirilenlerdeydi arkadaşlar. İndirilenlere basıyorum. Nvidia klasörünü seçiyorum. Tamam diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Nvidia'nın kurulum dosyaları şu anda oluşturmuş olduğum yeni klasöre işleniyor. İşlendikten sonra arkadaşlar çözüme devam edeceğiz. Burada bazı arkadaşlar C diskinde Nvidia klasörünün olmadığını söylemişler. Bu şekilde artık böyle bir sorunuz olmayacak. Çünkü kurulum dosyalarını kendimiz başka bir klasöre çıkartıyoruz. Ayrıca arkadaşlar Nvidia kuruluma devam edemiyor hatası alanlar için yeni bir yöntem var. Onunla ilgili de video gelecek. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Nvidia'nın driver'ından kurulum dosyalarını yapmış olduğumuz yeni yarattığımız klasöre çıkardık. Gördüğünüz gibi. Evet, bunu aşağı indirelim. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Bilgisayarıma sağ tıklayıp yönet diyorduk. Daha sonra aygıt yöneticisine tıklayıp Nvidia'nın üstüne sağ tıklayıp özellikler diyorduk. Burada ayrıntılar kısmında aygıt açıklamasına tıklayıp donanım kimlikleri diyeceğiz arkadaşlar. Burada en üstteki donanım kimliğine sağ tıklayıp kopyala diyoruz arkadaşlar. Daha sonra klasöre çıkartmış olduğumuz Nvidia'nın kurulum dosyalarından en üstteki Display Driver'a tıklıyoruz. Burada Navami dosyasını bulup açıyoruz.
Burada aşağıya inip kopyalamış olduğumuz Nvidia'nın donanım kimliğini driver'ın donanım kimliğine yapıştıracağız arkadaşlar. Şuraya takılanlar olmuş. Arkadaşlar herhangi birini seçip silmeniz yeterli. Yani hangisini sileceğim falan filanla takılmayın. Yapıştır diyoruz. Daha sonra arkadaşlar kaydet diyoruz. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. İşlemimizi kaydettikten sonra dosyamızı kapatıyoruz. Daha sonra arkadaşlar geri gidip kuruluma setup dosyasına sağ tıklayıp yönetici olarak başlat diyoruz. Böylelikle gördüğünüz gibi arkadaşlar kuruluma başlayacak. Evet arkadaşlar. Şu anda sistem uyumluluğu kontrol ediliyor. Driver'ımızın sisteme uyumluluğu olup olmadığı ile ilgili kontrol sağlandıktan sonra kurulum işlemi başlayacak. Nvidia son zamanlarda sık sık kullanıcılarına bu tür hatalar vermeye başladı. Hem de yoğun bir şekilde yaptıkları güncellemelerle hataları gidermek yerine daha çok hata yaratıyorlar bence. Evet, tamam, kabul et diyoruz ve devam diyoruz. İle diyoruz arkadaşlar. Böylelikle kurulumumuz başlıyor. Bununla ilgili söylediğim gibi kanalımda video var. Yalnız bunu sesli bir şekilde değil de görsel şekilde anlattığım için takılanlar var. İşte yapamayanlar var. Bunu sesli bir şekilde anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Ayrıca eğer bu yöntem de işe yaramamadıysa Nvidia kuruluma devam edemiyor gibi hatalar, kurulum hatası alanlar için farklı bir kurulum yöntemiyle ilgili videoyu yakın bir zamanda kanala ekleyeceğim. Eğer sorununuz yazılımsalsa arkadaşlar bu yöntemler kesinlikle işe yarıyor. Sorununuz eğer donanımsalsa tabii ki artık bunu teknik servis aracılıklarıyla umarım giderirsiniz. Bu arada kurulumumuz da devam ediyor. Arkadaşlar tekrar hatırlatmak istiyorum. Nvidia'nın kurulum hatalarını alanlar bu yöntemde eğer işinizi görmediyse yeni bir kurulum yöntemiyle ilgili videoyu 3-4 gün içinde kanala yükleyeceğim.
işinize yarar diye umuyorum. Ayrıca şu bilgiyi de paylaşayım. Eğer ekran kartınızda sorun yoksa ve siz sadece güncellemeye çalışıp hata alıyorsanız, Nvidia bazı ekran kartları için güncelleme desteğini çekti diye duydum. Bence ekran kartınızın güncellemeyi hala alıp almadığını kontrol edin. Ona göre uğraşmayın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Nvidia'mız kuruldu. Sistemi yeniden başlatmamı söylüyor. Arkadaşlar umarım işinizi yarar, hatanız çözülmüş olur. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olun, çözümsüz kalmayın.